Merhaba arkadaşlarım, en sevdiğiniz ders olan ölçme ve değerlendirme dersinde bugünkü konumuz ölçmede birim konusu. Arkadaşlar, ölçmede birim konusu sizi çok zorlayacak bir konu olmayacaktır. Çok sık sorulan bir soru yeri midir derseniz hayır, çok sık sorulan bir soru yeri değil ama kaynaklarda bu konuyla ilgili bayağı soru var sevgili arkadaşlar. Bunlara cevap verebilmeniz adına birim konusuna birlikte bakalım. Öncelikle birim nedir? Bir bunu tanımak lazım. Arkadaşlar, ölçmede birim, birimin tanımlaması diyor ki ölçme aracının en küçük parçasına ölçmede birim denir. Yani kilometre kullanıyorsanız 1 kilometre bir birimdir. Santimetre kullanıyorsanız 1 santimetre bir birimdir. Yani hangi birimi kullanıyorsanız onun en küçük parçası. Arkadaşlar, birimler kendi içerisinde ikiye ayrılırlar. Tabii ikiye ayrılınca da ÖSYM buradan soru sorabilir. Dikkat etmek lazım. Birimleri ne diye ikiye ayırıyoruz? Tanımlanmış ve tanımlanmamış. Yani tanımlanmamış birimler, doğal birimler. Bu ise yapay birim. Doğal birim, yapay birim olmak üzere sevgili arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. O zaman şöyle bir ayrım yapalım. Doğal birim nedir? Doğal birim diyor ki tanımsal olarak baktığınızda insanların üzerinde anlaşamadığı, kendiliğinden oluşan birimlerdir. Yapay birim ne o zaman? O da diyor ki insanların üzerinde anlaşarak oluşturduğu birimlermiş. Şimdi tanımlardan ziyade örnekler önemli. Burada bir örnek böyle hafızanızda kalırsa o örnek üzerinden yürüyerek bir şeyler yaparız. Ve burada yine ince bir iki noktadan bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Doğal birimi bize en iyi hatırlatacak örnek karış olur mu mesela? Karış. Karış deyince aklımıza iki parmağımız arasındaki mesafe gelir. Yani baş parmağımızla serçe parmağımız arasındaki mesafeye bir karış diyoruz. Ama bunu doğal hale getiren şey ne? Benim karış uzunluğumla sizin karış uzunluğunuz aynı olmayacaktır. Doğal olarak sevgili arkadaşlar herkes de farklılaştığı için karış diyebiliriz. Adım desem olur mu? Evet, kolay bir konu, rahat bir konu. Güzel, burada anlaştık. Yapay birimler. Metre desem olur mu? Üst katları, az katları tamamını alarak. Kilogram desem olur mu? Yine üst katlar, az katların tamamı. Santigrat, derece, litre. Ne bileyim, işte elektrikteki watt, gigabyte, megabyte, byte yani gibi birimler. Zor bir konu değil herhalde. Rahat anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdi ana mantalite bu sevgili arkadaşlar. İnsanlar anlaşmış anlaşamamış gibi. Şimdi burada herkesin bildiği, şöyle genel hatlarıyla herkesin bildiği birimler kullanıldığında doğal mı yapay mı olduğunu zaten çıkarırsınız. Yalnız bazı uç örneklerde arkadaşlarım bazen aklı karışabiliyor. Ben de size birkaç soru soracağım. Sizler de soruyu sorduktan sonra kendi cevaplarınızı düşünmek istiyorsanız videoyu durdurarak yapın. Bir cevapları düşünün bakalım sizler ne diyeceksiniz, açıklamalarım ne yönde olacak. Dikkat edin bunlara. Ana örneklerde anlaştık. Şimdi uç örnekleri nereye sorayım? Şu alanda uç örnekler soracağım size. Doğal mı yapay mı olduğuna siz karar vereceksiniz. Şimdi Osmanlı döneminde kullanılan okka doğal bir birim midir, yapay bir birim midir? Arkadaşlar ÖSYM okkayı sorabilir. Niye sorar? Çünkü tarih dersi alıyorsunuz.
ve tarih dersiyle bağlantılı olarak Okka'yı bilmeniz gerektiğini düşünebilirler. Ya hocam ben şu anda Okka'yı bilmiyorum falan diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu sorulabilir bir sorudur. Dikkat edin Okka. Okka Osmanlı'daki ağırlık. Doğal mı yapay mı? Evet. Farklı cevaplar muhtemelen verdiniz. Arkadaşlar Okka Osmanlı döneminde kullanılan ağırlık ölçü birimi. Yanlış biliyor olabilirim. Bir okka ağırlık bizim kullandığımız kilogram cinsiyle 1,280 küsür olması lazım. Yani 1300 gram falan o civarda bir ağırlığa denk geliyormuş. Ha o zaman ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor arkadaşlar? Bir okka sabitmiş, değişmiyormuş ve doğal olarak nedir? Yapay birime örnektir. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz soru çözerken. Osmanlı'da A şehrinde bir okka elma ağırlığı alan biriyle B şehrinde bir okka elma ağırlığı alan farklı ağırlıklar mı alıyordu, aynı ağırlığı mı alıyordu? Ya aynı ağırlığı alıyordu ve doğal olarak sevgili arkadaşlar okka burada yapay bir birim. Yani bizim kullanıp kullanmamamız burada önemli değil. Şimdi bir soru daha. Bu okkanın güncel örneği inçtir. İnç. Arkadaşlar inç nereden çıktığını biliyor musunuz? Bak bununla ilgili çok güzel bir soru görmüştüm daha önce. Bir kaynakta denemeydi zannedersem. Bu inç İngilizlerin kullandığı o Britanya dedikleri bölgede kullanılan bir uzunluk birimi. Artık bizde sağ olsunlar tabletler, televizyonlar sayesinde bizde inç mantığını yavaş yavaş öğrenmeye başladık. İnçin oluşumundan bahsediyordum. İnçin oluşumunda arkadaşlar kraliçenin baş parmağının enini almışlar. Buna bir inç demişler ve daha sonra bunu standartlaştırarak ülkelerine kullanmaya başladıklarından bahseden güzel bir paragraf vardı. Şimdi şöyle bir başlangıca baktığında baş parmağının eni sanki doğal birim gibi duruyor. Ama daha sonra bunu standart hale getirip herkesin kabul ettiği bir hal aldırdıkları için arkadaşlar inç de yapay birime yine güzel bir örnek teşkil eder ve doğal olarak inçe de yapay birim deriz. Burada da anlaştık. Peki, aklımdayken şunu söyleyeyim. Bir kaynakta öyle enteresan bir bilgi var. Diğer yani kaynaklar arasında bir çelişki var. ÖSYM sormayacağına emin olabilirsiniz. Ama işte hangi kaynaktan çözüyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. O yüzden ben tedbir amaçlı bunu anlatıyorum size. Soru da kulaç demişti mesela. Kulaç doğal mıdır, yapay mıdır diye bir soru. Şimdi doğal mı yapay mı? Hadi izah etmeye çalışayım lütfen dikkat edin. Kulaç deyince zannedersem pek çoğunuzun aklına kol mesafesi geliyor değil mi? Kol mesafesi. Evet mesela yüzerken falan bir kulaç attık falan diyorlar ya. Arkadaşlar kulaç evet böyle kol uzunluğu manasında kullanılırsa tabii ki doğal birimdir. Ama bir kaynak ders kitabında şöyle bir anlatımda bulunmuş. Şu balıkçıların derelerin, göllerin derinliğini ölçmek için şöyle bir ölçme aracı varmış. Böyle onu aşağıya doğru saldıklarında derenin ya da gölün derinliğini öğreniyorlarmış. Onun adı da kulaçmış. Şimdi kitap konu anlatımında bundan bahsediyor. Daha sonra soru bankasında kulaç doğal mıdır, yapay mıdır diyor. Şimdi eğer balıkçıların kullandığı manada kulaçtan bahsediyorsa yapay. Çünkü sabit standart. Ama kol mesafesi anlamında kulaçtan, bizim daha çok kullandığımız gündelik yaşantımızdaki kulaçtan bahsederse o da doğal birimdir arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani pek çok kaynak kulaçla ilgili sorularını doğal diye sorarken benim bildiğim, takip edebildiğim bir kaynak yapay da diyebiliyor. Dediğim gibi küçük bir fark. ÖSYM soracak mı? Hayır sormayacak. Niye? Ben işte balıkçıların derinliği ölçmek için kullandığı birimin kulaç olduğunu bilmek zorunda değilim. Doğal olarak böyle bir itilaflı soru ÖSYM sormayacaktır ama ne yazık ki kaynaklar da var. Şimdi buradan da geçtik şu soruya. Dikkat edin bakın bu soruya önemli bir soru. Ben bu konuyu öğrendim diyebilmeniz için arkadaşlar kilogram, gram, işte karış marış bunlar herkes yapıyor. Bu söyleyeceğim soruya lütfen dikkat edin.
Evet, kitaplığımda 50 tane kitap var diye bir cümle geldi ve bana şunu soruyor. Burada kullanılan birim doğal birim midir, yapay birim midir? Yine eminim ki farklı cevaplar aldık ama hangisinden daha çok aldım keşke görme şansım olsaydı. Doğal mı yapay mı? Şimdi şöyle düşünenler oldu mu aranızda? Ya hocam işte ben saydım 50, sen saysan da 50, öbürü gelse saysa da 50, kim sayarsa saysa 50, doğal olarak herkes için aynıdır ve bundan dolayı yapaydır. Böyle düşünen arkadaşlarım varsa onlara şöyle bir soru soruyorum. Şu tahtanın boyu 2 metredir diye bir soru sorsam, buradaki birim 2 midir, metre midir? Evet, sayı birim değildir, değil mi? Burada metredir. O zaman buradaki 50 birim değil arkadaşlar. Yani ben de saydım 50, sen de saydın 50 mevzusu değil. Buradaki birim nedir? Tane. Evet, şimdi geldik arkadaşlar taneye. Arkadaşlar, insanlar bir tane üzerine henüz anlaşamamışlar. O yüzden şurası çok önemli. Soruda tane, adet ifadesini görürseniz bu kesinlikle doğal birimdir ve kafa karıştıran bir sorudur. Ya hocam işte öyle olur mu? Bir tane de anlaşmış işte bir tane kitap, bir tane kitap. Bir tane kitap, bir tane kitap olur mu arkadaşlar? Şöyle düşün. Karış mantığından yola çıkarak düşünün. Bir karıştaki farklılaşmanın nedeni neydi? Herkes de farklı büyüklükler çağrıştırmasıydı. Şimdi bir tane kitap. Sen de bir kitap okudun, ben de bir tane kitap okudum. Kaç sayfa okuduk? Senin kitap belki 500 sayfaydı, benim okuduğum kitap 30 sayfaydı. E şimdi eşit mi oldu? O yüzden arkadaşlar, insanlar tane ve adet üzerine anlaşamamışlar ve birimsel bazda bu konunun sorusunu çözmek için bunlara ki şu bilgiye kesinlikle ihtiyacınız var. Bunun adı ne? Doğal birimdir. Sakın ha sakın bunu unutmayın arkadaşlar. Anlaştık sanki. Evet, biraz son örnek kafa karıştırmış olabilir, sizi zorlamış olabilir ama artık tane ve adet üzerinde anlaşamadığımızı da unutmayın. Dediğim gibi şu karış mantığıyla hareket ederseniz kafanızı daha iyi toplayabileceksiniz. Arkadaşlar, bu birimlerin 3 tane özelliği var. Bunları da söyleyip tamamlayacağım. Birimlerin özellikleri nelerdir? Eşitlik, genellik ve kullanışlılık. Eşitlik, genellik, kullanışlılık. Arkadaşlar, eşitlik prensibi. Tanımsal olarak bize şunu söylüyor. Diyor ki ölçme aracı üzerindeki her bir bölmenin birbiriyle aynı olması. Ölçme aracı üzerindeki her bir bölmenin birbiriyle aynı olması derken şöyle düşünün. Bir cetvel düşünün. 1 ve 2. santimetre arasındaki mesafe ile 14 ile 15. santimetre arasındaki mesafe aynı mı? Evet, her biri birbiriyle aynı. O yüzden eşitlik ilkesine uyar. Genellik. Herkes tarafından kabul edilmez. Şimdi buradaki herkes sözcüğü yine bazı arkadaşlar da sıkıntı yaratıyor. Herkesten kastı ya arkadaşlar dünyadaki herkes işte 7,5 milyar insan var. 7'si kabul etti, buçuğu kabul etmedi değil. Genel bir kitle kabul ediyorsa eyvallah diyeceğiz. Kullanışlılık. Kullanışlılık da uygun olan birimin gerektiğinde tercih edilmesi. Yani işte Erzurum'la İstanbul arasındaki mesafeyi santimetreyle ifade etmek daha kullanışlı olmayacak. Buradaki kullanışlılığı sağlayabilmek için kilometreyi söylemek lazım. İşte kalemin şu uzunluğunu söylemek için de kilometre kullanışlı değil. Burada da santimetre daha kullanışlı olur. Evet, birim konusu da böyle arkadaşlar. Birim konusunda anlaştığımıza inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.